Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Duat-ı Mekkiye 10. sefir 67. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Hayın hükmü. Bazı bilginler koşmanın vacip olduğunu, koşulmazsa haç yükümlülüğünün süreceğini ileri sürer. Bir kısmı ise sünnet olduğunu söylemiştir. Koşmadan şehrine dönen kişi küçük baş kurban kesmelidir. Bir kısmına göre koşmak gönüllüdür ve yapmayana yükümlülük yoktur. Kadınlar kemale ulaşmaktan mahrum değildir. Bununla birlikte onlar erkeklerden bir derece eksiktir ki bu tek derece yaratılış derecesidir. Çünkü kadın erkekten var oldu. Bu durum ise kemale bir zarar vermez. Çünkü erkeğin ki söz konusu olan Adem'dir. Kendisinden yaratıldığı toprak ile ilişkisi Havva'nın Adem ile ilişkisine benzer. Halbuki bu toprak ilişkisi Adem'in Hakk'ın onun adına tanıklıkta bulunduğu kemalli engel teşkil etmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa'nın annesi Meryem ve Firavun'un eşi Asiye'nin kemallerine tanıklık etmiştir. Böylece Allah kadında bu durumu dikkate alarak onun adına kendisi buna niyetlenmeksizin şeriatta bir ilke belirledi. Bu nedenle Safa ile Merve arasında İsmail'in annesi Hacer tavaf yapmış, vadinin içinde de 7 kez koşmuştur. Bu esnada Hacer, oğlu İsmail'in maruz kaldığı susuzluğu giderecek birisinin gelmesini bekliyordu. Annesi oğlunun yok olmasından endişeleniyordu ki hadise meşhurdur. Allah Hacer'in fiilini Safa ile Merve arasında koşma yapmış ve haccın meşru uygulamalarından birisi saymıştır. Safa ile Merve arasında koşmayı vacip sayanlar saygıyı yüceltip koşma yapılmadığında haccı geçersiz saymıştır. Batini yorumda ise nefs kaynaklı düşünceler başkası adına çalışma ve onlara şefkat göstermeye ulaştığında bunun sonucu ilahi mertebede de kabul edilmek olur. Allah şöyle buyurur. Ey mutmain nefs, Rabbine dön. Rabbin bu bedeni yönetmek üzere kendisinden çıktığın kimsedir. Çünkü dönüş çıkılan bir yere olabilir. Böyle olmasaydı dönüş söz konusu edilmezdi. Halbuki Allah nefse yönel demeyip dön demiştir. Öyleyse durum ancak böyle olabilir. Nefsin dönüşü onun kemali ve yetkinliğidir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'a zikre koşun. Böylece Hakk'ın nidasına koşmak dolaylı olarak vacip olmuştur. Öyleyse Hak bize indirdiği kitapta kullarına hitap ederek evi hac etmek Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır buyurduğuna göre koşmak nasıl farz olmasın ki? Şari'nin Cuma'ya giderken belirlediği ilke koşmanın vakar ve ağırbaşlılıkla yapılmasıdır. Bu durum Arafat'tan Müzdelife'ye vakarla inmeye benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan ki orası Allah'ı bilmenin gerçekleştiği yerdir. İnsanların hızla indiğini gördüğünde ağır olunuz, sakin olunuz demişti. İnsanlar Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem emriyle Arafat'tan Müzdelife'ye inmişti. Burası orada tanınan Hak ile bir araya gelme ve yakınlaşma makamıdır. Bu Allah'ın kalplerine olan özel tecellisidir. Bu nedenle yer toplanma ve Müzdelife diye isimlendirilmiştir. Kelime yakınlık anlamında zülfa kelimesinden türetilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye giden insanlara sakin olun, sakin dediği gibi Cuma namazına koşma hakkında da aynı şeyi söylemiştir. Koşarak Cuma namazına gitmeyiniz. Başka bir ifadeyle hızla koşmayınız. Cuma namazına ağır başlı ve vakarla geliniz. Cuma ve toplanma bu toplayıcı iki makamda bir araya gelmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakar demişti. Yani ağır başlı ve sakin bir şekilde yürüyün. Bu ağır başlı yürüyüştür. Çünkü kelime ağırlık anlamındaki vakardan türetilmiştir. Allah'ı bilmek de onu gerektirir. Çünkü Allah'ı bilen kişi onu görür. Onu gören ise ondan habersiz kalmaz. Bir makamdan bir makama kendisini çağırdığında sadece Allah için acele eder. Çünkü Allah'ı görmektedir ve Allah ile koşmaktadır. Bu nedenle ağır bir insan gibi yavaşça yürür. Vakarın anlamı budur. Eşyada sükunet ve dinginlik, yorgunluk ve halsizlikten değil, heybet ve yücelikten meydana gelir.
eşyada sükunet ve dinginlik, yorgunluk ve halsizlikten değil, heybet ve yücelikten meydana gelir. Allah ile koşmada ne yorgunluk, ne bitkinlik vardır. Fasıl içinde vasıl. Koşmanın niteliği. Şeriat bilginlerinin çoğu şunu demiştir. Safa ile Merve arasında koşmanın sünneti, Safa'ya çıkarken Kabe'ye dönerek dua etmektir. Sonra aşağı inilir. Yeşil meyle indiğinde ise, ki orası vadinin içidir, ikinci yeşil meyle varıncaya kadar koşar. Bu ise Merve yükselişin ve vadinin genişliğinin sınırıdır. Günümüzde seller nedeniyle orası kaybolmuştur. Bu nedenle bazı bilginler yürümede koşmanın nereden başlayacağını belirleyen sınır olsun diye iki meyli vadinin içinin alameti saymıştır. Sonra acele etmeksizin say edilir. İkinci meyle geldiğinde ise Safa'dan inecek şekilde geçer. Merve'ye ulaştığında orada da Safa'da yaptığını yapar. Sonra Merve ismiyle aynı kökten gelen mertlikten ya Safa kelimesinin kök anlamı olan Safa arayarak geri döner. Buradaki durumu ise koşma ve yürümedeki ilk hali gibidir. Bunu yediye tamamlar. Say eden kişi Safa'dan başlar. Çünkü Allah önce onu zikretmiş ve onunla başlamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle demiştir. Ben Allah'ın başladığıyla başlarım. Kişi Allah'ın başladığıyla başlar ve ayete uyar. Ardından dua eder ve Merve ile mertliği bitirir. İlk başın benzeri olduğu için hükümleri de birdir. Bu nedenle yedinin kendisiyle tamamlanması nedeniyle onunla bitirir. Bir şeyin mukabili o şey ile aynı çizgidedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıbleye ne tam karşı durunuz ne sırt çeviriniz. Bir şeye yüz dönmek ile sırt dönmek aynı çizgidedir. İblis kulu saptırırken yukarıdan kendisine gelmede başarısız kaldığında aşağıdan da ona gelemez. Çünkü alt üst ile aynı paraleldedir. Allah onu lanetlemiştir. O kulun üzerine nurların inişini görür ve yanmaktan korkarak aşağıdan da kula gelmeye cesaret edemez. Altı üst ile aynı çizgide görür. Aynı zamanda bu nurun istiva çizgisi nedeniyle de aşağıya da ulaştığını görür ki neden tektir. Ata şöyle demiştir. Hacı sahaya bilmeden Merve ile başlarsa bu geçerlidir. Bazı bilginler ise şöyle demiştir. Merve ile başlandığında bu şaft geçersizdir. Kuşkusuz daha önce Cabir'in Safa ile Merve'ye çıktığında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua yaptığını belirten hadisi zikretmiştik. İnsan Safa'da üzüntülü, Merve'de ise ulaşan durumundadır. Dolayısıyla Safa ile Merve arasında say eden kişi bundan gafil kalmaz. Safa'ya çıktığında onun adını Esef'ten yorumlar. Burada Esef, insanın daha önce Allah'ın haklarını ihlal etmesinden dolayı duyduğu üzüntüdür. Bu nedenle insan dua ve bunu kendisine hatırlatacak şekilde zikirle Kabe'ye yönelir. Böylece hüznü artar. Merve'ye ulaştığında ise, ki orası ulaşma yeridir, nail olacağı şeyi alır. O da ihsandır. Üzüntünün nimetini yani ecrini elde eder. Yedi şafta da aynı şeyi yapar. Çünkü Allah Teala ona yedi niteliğiyle ihsanda bulunmuştur. Bunun amacı kulun onlar ile tasarruf etmesini ve Allah'ın haklarını yerine getirirken hiçbirini zayi etmeden onları kullanmasını sağlamaktır. Bu nedenle say eden kişi bu konudaki ihmali nedeniyle üzülür. Allah ise onun ödülünü tamamlayıncaya kadar Merve'deki ihsanında verir. Sonra say eden kişi vadinin içi olan iki meyl arasında koşar. Vadilerin içleri şeytanların yerleşim yerleridir ve bu nedenle oralarda namaz kılmak mekruh sayılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına uyanamayacak şekilde vadinin içinde uyuyup kalınca şöyle demişti. Buradan çıkalım, burası şeytanın bulunduğu bir vadidir. Çünkü o vadide kendisine fitne isabet etmişti. Bu nedenle say eden kişi hemen şeytani nitelikten kurtulmak ve şeytanın yeri olan bu yerde şeytanın kendisine eşlik etmesinden uzaklaşmak için vadinin içinden koşarak uzaklaşır. Mina'da muhasarın içinden de aynı şekilde hızla koşarak çıkar. Çünkü orası Allah'ın şeytanı kendisinden yarattığı ateş vadilerinden biridir. Urne'nin içinde de hızla koşar.
Burası ise Arafat Vadisi'dir. Bu yer Arife gününde iblisin durduğu yerdir. İblis o gün Allah'ın kendisini nitelediği zelillik, küçüklük halinde ve ağlayarak orada durur. Bu durmanın nedeni ise Allah'ın hacı kullarının hatalarını silmesini, onları bağışlamasını görmesidir. Safa ile Merve arasındaki bu yerde koşmak, üç hali kendine toplar. Bunlar inmek, yükselmek ve düz gitmektir. Bunların bir dördüncüsü yoktur. Yürüyen kişi bu ibadetteki kemal derecesine ulaşır. Bütün bu kemali ise bulunan yer vermiştir. Say eden kişi bunların her birisine saliktir. Öyleyse onun inmesi Allah'adır, yükselişi Allah'adır, düz gidişi de Allah karşısındadır. Kul bütün bunlarda Allah ile beraberdir. Çünkü o Allah'ın emrinden yürümekte ve Allah'ta yürümektedir. Öyleyse Safa ile Merve arasında yürüyen insan Allah'tan Allah'a, Allah ile beraber, Allah'ın karşısında, Allah'ın emrinden ve Allah'ta yürümektedir. O her durumda Allah ile ve Allah içindir. Safa ile Merve düzenlenişiyle evin özel şeklini ortaya çıkartan taşlarla ilişkili donuk iki niteliktir. Bu özel şekliyle taşlar eve adını kazındırır ve bu şekil olmasaydı ev adı ortaya çıkmazdı. Daha önce donukların Allah'ı en iyi bilenler ve diğer türeyenler içinde Allah'a en çok ibadet edenler olduklarını açıklamıştık. Onlar marifet içinde yaratılmıştır ve onların aklı, şehveti ve hareket ettirilmedikleri sürece eylemleri yoktur. Onlar kendi kendilerine hareket edemez, başkaları tarafından yönlendirilir. Allah'tan başka yönlendiren olmadığına göre donuklar Allah'ın yönlendirmesiyle hareket eder. Bitkiler de donuklar gibi marifet içinde yaratılmış olsa bile onlar büyümek nedeniyle bu dereceden eksik kalmıştır. Bitkiler beslenme özelliğine sahip olduğu için donuklara karşı üstünlük talep etmiştir. Beslenme, büyüme ve yükselme talebine yol açar. Donuk ise böyle değildir. Onun doğal harekette yükselmesi söz konusu değildir. Fakat yükseğe çıkartıldığında ve doğasıyla baş başa bırakıldığında aşağı düşer. Bu ise kulluğun gereğidir. Yükseklik ise Allah'ın özelliğidir. Çünkü Allah el-alidir, yani yücedir. Öyleyse taş yükseklikte Allah'a karşı koymaktan çekinir. Bu nedenle yüksekten düşer. Nitekim Allah kendisinden böyle bildirdi. Taşlardan söz ederken onların bir kısmı Allah korkusundan düşer demişti. Burada Allah taşın düşüşünü korkudan saydı. Düşmek Allah korkusundan kaynaklanmıştır. Onun müşahadesi de özü gereğidir. Allah, Allah'tan kendini bilen kullar korkar buyurur. Kim korkarsa korktuğu kimseyi bilir. Sehil bin Abdullah'ın görüşü budur. İnsanda donukluk niteliğinden daha üstün bir nitelik yoktur. Ardından bitki ve sonra da hayvan nitelikler gelir. Bu nitelikler ise bitkilerden daha etkindir. İlahlık iddiasında bulunan insan, donukluk derecesinden uzaklaştığı ölçüde bu yükseklikten ilahi bir suret kazanır. Bu suret ile de aslından uzaklaşır. Öyleyse taşlar gerçek kullardır. Onlar yaratılış asıllarından çıkmamıştır. Allah bu taşları suların ortaya çıktığı yer yaptı. Sular doğal alemdeki bütün canlıların hayat ilkesidir. Bilgiyle ise bilgisizlik ile ölmüş insan hayat bulur. Böylelikle taşlar korkuyla bir araya gelir ve kendilerinden bilgi ve hayat arasında nehirler fışkırır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Taşların bir kısmından sular fışkırır. Bununla birlikte taşlar kasvet ve katılık özelliğindedir. Bu durum onların kulluk makamındaki güçlerinden kaynaklanır. Dolayısıyla taşlar kulluklarında sarsıntı geçirmezler. Çünkü onlar bulundukları yerden ayrılmayı istemez. Bunun nedeni onlarda bulunan ve en üstün nitelikler olan bilgi ve hayattır. Öyleyse Safa'dan Merve'ye koşan, ki bu ikisi taştır, insan taşın hakikatinin gereğini elde eder. Bu ise korku, bilgi, Allah'ı bilmek ve bu konuda direnç göstermektir. Kim koşar ve bu koşu esnasında bu niteliklerin benzerlerini kendinde bulursa, hiç kuşkusuz gerçekte koşmuş ve koşmanın neticesini elde etmiştir. Bu durumda ise koştuğu yerden kalbi Allah ile hayat bulmuş ve Allah korkusuna sahip olmuş, onun değerini ve kendisine ve Allah'a ait şeyleri bilmiş bir halde ayrılır. Bunları kendinde bulmayan bir insan Safa ile Merve arasında koşmamıştır.